Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. Bugün Oppo'nun önemli telefon serilerinden biri olan A ailesinin yeni ürünü olan A96'yı kutusundan çıkartacağız ve özelliklerine yakından bakacağız. A serisinin kutusu üzerinde daha önce de olduğu gibi telefonla alakalı önemli bilgilere yer veriliyor ve iki katmanlı bir yapıya sahip. Hemen sol üst köşede elimizdeki modelin 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz. Arkasını çevirdiğimizde telefonun 33 Watt SuperVOOC şarjı desteklediğini, 5000 mAh'lik dahili bataryaya sahip olduğunu ki Oppo'nun A serisinde daha önce incelediğimiz ve kutusundan çıkarttığımız akıllı telefonlara baktığımızda bataryanın çok önemli bir yeri olduğunu zaten biliyoruz. Bunun dışında 6 GB'lık RAM kapasitesine önemli bir atıfta bulunuluyor. Bu RAM kapasitesini depolama alanından ödünç alma yoluyla 5 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Ve 90 Hz'lik bir ekrana sahip. A serisinde 90 Hz'li ekranlar daha önce çok fazla görmüyorduk. Bu telefonda bu açıdan önemli bir akıllı telefon. Şimdi kutusunu açalım. İlk başta minik bir kutu daha karşılıyor. Hemen içine bakalım. Burada silikon kılıf var. Ve SIM iğnesiyle garanti belgesi de bu bölümde bulunuyor. İkinci olarak bizi Oppo A96'nın kendisi karşılıyor. Daha önce kutunun arkasında yazan bilgilerin yine burada da yazıldığını görüyoruz. Hemen kılıfından kurtaralım. Jelatini çıkartalım. Ve bir köşede Oppo A96 açıla dursun. A96 ekranın üzerine ekran koruyucu uygulanmış bir şekilde geliyor. Aynı zamanda kılıf da direkt kutudan çıkıyor şu şekilde. Silikon kılıf ve ekran koruyucunun uygulanmış veya kutudan çıkıyor halde gelmesi bence bu tarz akıllı telefonlarda gerçekten çok önemli. Çünkü Oppo'nun Reno serisinden veya daha üst Find X serisinden bulacağınız kılıfları ve ekran koruyucularını bulamamanız durumunda en azından telefon kutudan çıktığında bile üzerinde bir ekran koruyucu uygulanmış şekilde geliyor. Hemen bu aradaki kartonu da kaldırıyoruz. Burada şarj kablomuz var. Tip A'dan tip C'ye şarj kablosu. Şimdi kutuyu bir kenara kaldıralım. Biz Oppo A96'ya odaklanalım. Telefonun arka yüzünde gradyal bir renk geçişi var. Şu an kamerada farklı renkleri görürken benim bulunduğum açıdan da mavi ile sarı arası renkler görünüyor. Arka kapağın tasarımını çok beğendim. Burada kameraların konumlandırılması da buradaki kesimlerde çok güzel olmuş. Oval yapı. Her ne kadar ekran düz olsa da arka taraftaki bu kavisli yapı sayesinde telefonun tutuşu da çok rahat olmuş. Çünkü 190 gramlık içerisinde 5000 mAh dahili batarya bulunan bir akıllı telefon A96 ve bir telefonun ağırlığı 190 gram olduğunda içerisinde böyle büyük bir batarya olduğunda, ekranı da büyük olduğunda ergonomi de önemli noktalardan biri oluyor. Kullanımı da doğal olarak çok rahat olmuş. Ekrana baktığımızda 6.59 inç olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda 1080p'lik bir panel kullanılıyor. Full HD Plus bir ekrana geçilmiş olması ve bu ekranın 90 Hz'lik tazeleme hızını destekliyor olması bence bu telefonun önemli artılarından biri. Ekran ve parlaklık bölümüne geldiğimizde burada diğer seçeneği var. Diğer seçeneğine baktığımızda hem ekran rengini ayarlayabiliyoruz kibar veya canlı olarak ki burada belli farklar bizim sıcak soğuk tonlar arasında geçişimize göre telefonun renk dokusunun, ekranın renk dokusunun nasıl olacağı gösteriliyor. Bunun dışında yenileme hızını isterseniz her zaman 90 Hz olacak şekilde veya akıllı telefonun bulunan uygulamaya göre 90 ile 60 Hz arasında geçmesini sağlayabiliyorsunuz. Ekran gayet şık olmuş, ekran gayet güzel olmuş ama bu akıllı telefonla alakalı performansı merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden isterseniz burada bir ara verelim, ben testleri yapayım. Geri geliyor. Ayarlardan telefon hakkında bölümüne geldiğimizde burada A96 hakkında pek çok önemli bilgiye ulaşabiliyoruz. İçerisindeki chipsetten Coloros sürümüne kadar işte Snapdragon 680 4G platformu bulunuyor. Yine bu akıllı telefonun RAM'inin az önce sizlere anlattığım gibi kutu üzerine yazdığı gibi 5 GB'a kadar fazladan RAM kullanabildiğini görüyoruz. Şimdi bu tercihe bağlı bir seçenek olduğu için ben testlerde 5 GB fazladan RAM'i kullanmadım. Ama akıllı telefonunuzun daha fazla belleğe sahip olmasını, arka planda daha fazla uygulamayı açık halde tutmayı istiyorsanız bunu 3 GB veya 5 GB olarak değiştirebilirsiniz. İçerisindeki 6 GB RAM zaten pek çok işinizi yapmaya yardımcı olacaktır ama bunun yetmediği durumlarda 2 GB'la
5 GB arasında seçim yapabilirsiniz. Genel tercihim 2 GB'da tutmanız olacaktır. Ben ilk olarak Oppo A96'ya AnTuTu testini uyguladım. Burada aldığımız puan ortalama bir puan. Oppo A96'dan, daha doğrusu 680 platformundan almasını bekleyeceğimiz sonuçları alıyor. 276.681 puan alıyor. Ardından Geekbench 5 testini uyguladığımda da tekli çekirdekte 385, çoklu çekirdekte 1652 puan alıyor. Hemen ardından Wildlife stres testini uyguluyorum. Şimdi bu gerçek zamanlı bir demoyu 20 kere arka arkaya gösteren bir test. Normal Wildlife testinden farklı olarak 20 kere arka arkaya oynattığınızda telefonun darboğaza düşüp düşmediğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Çünkü 20 dakika boyunca akıllı telefon hem ısınıyor hem işlemcisi tam kapasiteyle çalıştırılmaya zorlanıyor. Burada aldığımız sonuçlara baktığımızda en yüksek loop skorumuz, yani bu 20 farklı demodan en yüksek puanı alan demo 451 puan alırken en düşük puanı alan demo ise 449 puanmış. Tabii ki bu bize yüksek bir kararlılık getiriyor. %99.6. Ki stres testinin grafik tablosuna baktığımızda neredeyse düz bir çizgi görüyoruz. Yani performans olarak Oppo A96'nın kendi segmentine göre iyi ve kararlı sonuçlar aldığını söyleyebilirim. Oppo A96 bu performans sonuçlarına göre gündelik bir kullanım için uygun akıllı telefonlardan biri olmuş. Hem 1080p ve 90 Hz'lik ekranı hem de işlemcisinin size uzun süre kararlı bir performans verebiliyor olması bence çok önemli. Bunun dışında bir de PC Mark'ın batarya 3.0 testini uyguladık. Bu testi yaptığımızda da aldığımız sonuçlarda Oppo A96 10 saat 52 dakikalık bir batarya ömrü sağladı. Bu da tabii ki çok önemli, çünkü ekran parlaklığını özellikle batarya tarafında kuvvetli olan akıllı telefonlarda %100'e çektiğimizde böyle sonuçlar alabilmek güzel. Bu alanda yine Oppo A serisinin diğer modellerinde olduğu gibi pil açısından avantajlı bir akıllı telefon olmayı sürdürüyor. Peki kameralardan bahsedersek. Şimdi bu akıllı telefonda 3 farklı kamera var. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bir de ona 2 megapiksellik yardımcı olan bir kamera var. Bu da portre modunu çalıştırdığınızda alan hesaplarının yapılmasına yardımcı oluyor. Böylece portre modunda sujeyi daha rahat arka plandan ayırabiliyorsunuz. Fotoğraflarınıza daha doğal bir görünüm sağlayabiliyorsunuz. Telefonun gün ışığındaki performansı son derece iyi. Işık düştükçe de performansı gayet güzel korumayı başarıyor. Özellikle fotoğraf çekmek için bu akıllı telefonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Video tarafında da sosyal medya için paylaşabileceğiniz hem ön kamera için hem de arka kamera için 1080p'lik videolar çekmenizi öneririm. Bunun dışında ön kamera zaten 16 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Yine yapay zeka yardımıyla da portre modunu burada da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bataryadan performans tarafında bahsettim. Bu akıllı telefonu satın almak isteyenler için en önemli önerim batarya öncelikli olmasıdır. A serisinin gerçekten bugüne kadar denediğim neredeyse bütün modellerinde iyi bir batarya performansı aldım ve A96 bu konuda bir istisna değil. İçerisindeki işlemci zaten tanıdık bir işlemci. Kendi skalasındaki akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız iyi bir Snapdragon işlemci var. A96 önerebileceğim modellerden biri olmuş. Tasarım olarak çok şık. Performans ve kameralar hakkında zaten konuştuk. Bunun dışında Oppo'nun kendi şarj teknolojisini destekliyor ve arka kapakta kullanılan güzel bir gradyen tasarımla geliyor. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.